0000'dan mı başlayıp deneseydik abi ha? Bon çanta mı lan bu? Bize hacker lazım. Üç denemede motoru patlatırsak ne yapacağız? Bu mahallenin itlerinden Çağlar vardı. Eski manitasının MSN'sini patlatmış diyorlardı. Ona mı gitsek? Metin. Çok dikkatli olmamız lazım abisi. Biz güvenliği biraz aksatmışız. Bundan sonra her şey üçümüz arasında. Sen, ben, Feyza. Oğlum bildiğin izleniyor olabiliriz. Öyle ama. Ya bırak abi abartma gözünü seveyim. Bildiğin teyze bu ya. Ben bundan korkmam. Severim ben bunu. La illa kork diye söylemiyorum oğlum ya. Sütlüyenin arasından para çıkartan teyzeler var. Herkes göründüğü gibi değil. Onu söylüyorum. Ya o yine acem mi? Ya abi abartma gözünü seveyim ya. Mahalle burası bizim mahallemiz ya. Aynı mahallemizden çalmadılar mı oğlum bizim motorumuzu? Şu kafayı bir değiştir artık Metin ya. Bundan sonra bizim için herkes şüpheli. Lan işte bak aynı kadın. Ayşe teyze temizlik yapıyor işte bak. Temizlik yapar mıydı oğlum bu kadın? Yapmazdı. Tembel karnı tekiydi. Yok artık. La ondan demiyorum oğlum ya. Zekemmi'yi düşün mesela bakalım işte onun damadı. Nereye gidiyor şimdi bu? Hani bu da öterde işsizdi. Neden geldi bu para? En iyisi sorma. Ben sorarım oğlum gibi yani. Ajan psikolojisi. Bundan sonra bizim herkese şüpheyle bakmamız lazım. Ya abi şüpheyle yaşanmaz gözünü seveyim ya. Lan işte bununla mesela kızın önlüsünü değiştirmişler. Artık eski okulunda ne yaptıysa fallik. Ya abi bir siktir git gözünü seveyim. İşim gücüm var benim ya hadi ya. İyiydi lan. Eczaneye mi? Kıza mı açılacaksın? Açılacağım. Kodum kafaya. Allah işe biraz getirsin kardeşim. Halden mal almaya gitmiyorum abi. İlan aşk edeceğim. Gözünü seveyim. Neyse. Vira bismillah. O ne lan? Bedir abi de işte yeni kiracı almış. Sanki biz bilmiyoruz ne dolaplar döndüğünü orada ne dolaplar döndüğünü. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Aşağı kadın hayırdır sabah sabah kilim dövmeler falan. Lan bana sen de gel buraya gel. Dükkanın önüne çek. Kapat dükkanı. Hem iyi dinlersin gel. Aa geliyor bizim Moby Dick. Bunun velayeti yüzünden anasıyla boşanamadık biz. Ben diyorum ben istemem, anası diyor ben istemem. Baba! Hocaları bunu sevin yoksa gelip her gün bizi dövüyor dediler. Biraz sevgi göstereyim. Gel oğlum gel. Gel babana gel. Baba! Tutturamadım baba. Neyi tutturamadın lan? Ha? Neyi tutturamadın oğlum? 1.70 kol aralığım var lan benim. Bu ne lan? Bunlar ne lan? Bu ne bu? Bu ne bu? Ha? Delgeç mi oğlum bu? Hadi içeri amcalar gelecek yavrum. Hadi içeri geç hadi. Mutfak nerede? Mutfak nerede mi? Gir içeri mutfağı bulursun. Hadi geç. Sezai. Bunun sesi. Bismillah. Sana mı benziyor lan? Ulan kesilen çalışmayan uzvu anlatırken bismillah derler Ali. Sen benim sesi anlatırken mi diyorsun? Benziyor işte. Nasıl lan? Oğlum benziyor işte ya. Kimi babasının gözünü alır, kimi burnunu, kimi kulağını, kimi huyunu alır. Benim mal olan da komple sesimi almış işte. Halbuki açık büfe. Seçmeyeni al. Tövbe estağfurullah. Sezai abi sesini almış da diğer taraflarda biraz yardım etmişsin sanki. Her şeyi kendi imkanlarıyla yapmamış çocuk. Sezai bak dünya ahiret bacım olsun. Senin hanımın da kaşı gözü yerinde aslında biliyor musun? Ya kadıncağız hiçbir kromozomları aktaramamış. Ya da demek ki sen crossing over kısmında hanımı bayağı ezmişsin. Bildiğin fark atmışsın lan. Heh. Nihayet konu bilime geldi. Benim oğlana bilim ödevi vermişler. Project. Ne lan? Proje. Normalde proje olarak tekerleğe getirse ben sınıfı geçiririm dedi hocası ama müfredat varmış. Bu oğlana proje yapacaksınız. Sezai abi biz buna neyin projesini yapacağız? Bu zaten proje olmuş lan. Mucit değil misiniz oğlum siz? Yapın bir şeyler işte. Yapın bir şeyler sonra da gelin alın alternatörü. Oğlan size emanet. Hadi eyvallah ben gidiyorum. Şişt, tamam oğlum. Hadi tamam hallettik biz hadi. Kitlediyorlar. Metin ben şu nafakayı Şükrü'ye vereyim de bir rahatlayayım abi. Sen de eve geç birazdan geliyorum bak babamdan haber bekleyeceğiz ona göre. Ha öyle mi diyorsun? O zaman ben bir gideyim bakayım ne durumda oralarına hep aynı mı hep şey mi acaba hala yoksa başka bir şey mi ya? Ama öyle şey olur mu ya? Ya da öyle bir şey yani başka bir şey de olmaz zaten. Hareketlere bak seni var ya parayla döverim parayla döverim. Eveleme geveleme oğlum laf ağzında. Şifa niyetine hadi bakalım doğru Eda'ya. Koş! Ben o zaman doğru zile. Kim o? Kim o? Anneciğim, benim. Anne deme bana. Anne deme bana.
Benim senin gibi evladım olsa Luna Park'a gidiyoruz diye kandırıp trafiğin en işlek yerinde arabadan indirip şarj aleti sattırırdım. Puh! Ulan bizim böyle bir evladımız olsa babalık testi isterim ben. Defol git dikdörtgen kafalı ırz düşmanı. Anne! Benim böyle bir evladım olsa bir araştırma hastanesine bağışlardım bunu. Açın içine bakın. Anasının plasentasından bir şey almayı unutmuş, o vaziyette çıkmış bu. Eksik olan parçayı bulun derdim. Arkadaş bunlar da yakaladın mı? Kombo yapmadan bırakmıyorlar. Nasıl bir ailedir? Nasıl bir kromozom dizilimidir bu? İbrettik. Kendi soruma cevap verdim ya lan. Ne geldin sen? Ne geldin? Şükriye'ye bakmıştım. Bırak kızın peşini. Al şunu. Hadi Allah versin. Hadi. Ya kendisine bir emanet vereceğim ben. Anne onu... Anne sen mandala para sıkıştırıp aşağıya mı fırlattın ya? Bırak kızın peşini. Bana bak, yetmediyse daha fazlasını da veririm de şu an üstümde yok. Ne yapacaksın acaba, canımı mı alacaksın? Yürü git, rahat bırak ailemizi. Bırak kızın peşini. Çok ayıp ama ya, çok ayıp ya. Rahat bırak ailemizi, hadi. Feyzhanede mi acaba bu kızla? Ayıp ama ya. Üstüme kızgın su döküp köpek çekiyorlar ya. Allah Allah. Allah Allah. Ye aslanım ye. Ye. Bundan sonra sana karada ölüm yok. Ye paşam. Ye yiğidim. Beyza. Bugün Sezai abinden acayip elektrik aldım biliyor musun? Ne yaptın kız? Hallettin mi işlerini? Nasıl geçti günün? Ha bugün mü? Ha. Bugün işte rutindi. Hani normal bir gündü. Hayat hani rutinlikler ve normallikler üzerine kurulu değil mi yani? Abi ha. Sen annem olayını ne yaptın? Ne yapacağım? Şey yaptım onu ben ya. İşim çıktı işim. Oğuzhan! Ne yaptın lan? Paranın kalanını alabildin mi? Aldım ya. Aldım da ben 10 liranın 9 lirasını ne alırsam 1 liracını harcadım ya. Orası nasıl para tuzağıymış arkadaş. Bütün servetimi Las Vegas'ta kaybetmiş gibi oldum. Ah be. Saygılar Şükrü abla. Sevgiyle kal Oğuzhan. Şükrü'ye hayırdır gece gece? Sahilde bir yerde garson olarak işe başladım. Ne? Garson mu? Evet. Patron benden çok memnun kalmış. Bugün sigortamı başlattılar Ali. Yani bugün benim hayatımın en güzel günü. Haydi. Şükriye Hanım garson olarak işe başlamış. Sen bunu kaldırabilirsin de işte ben kaldırabilir miyim? Ona bakmak lazım Şükriye. Evet, ona bakmak lazım hemen. Zeki! Efendim Ali abi? Müsait misin Zeki? Müsaitim abi, mesaideyim. Yemek borusundayım. Buyur. Abisi şimdi Şükriye ablanı senin orada meteorolojide işe sokacaksın. Biraz havalı bir mesleğin var oğlum, idare et işte. Nasıl yaparız, nasıl çözeriz bu işi? Ali abi, ben burada 7 aylık memurum abi. Daha elimi cebime sokamıyorum. Şükriye ablayı nasıl işe sokayım abi? Bu mudur Zeki? Mahallemizin okumuş bir yere gelmiş tek evladı olarak Özdemir ailesine hayrın bu mudur abisi? Burada... Çok zor Ali abi. Geçen ay bir çay istedim, hala getirmediler. Dün aradım, adam kuyrukta 6. sırasın diyor Ali abi. Ağlıyor lan. Ağlıyor. Oğlum erkek adam ağlar mı lan? Kapat! Ali abi ben 56 kayla bağlanırken Emül'de bu kadar kuyruk beklemedim abi. Ali abi. Oğlum kapat! Çok içlendim ben ya. Akşam ne yapıyorsunuz, işiniz var mı? İçek mi? Lan yürü git. Yeri Zeki. Şey yapacağız biz onu. Ayarlayacağım onu ben ya. Çözeceğim onu ben. Hadi. Abi gözünü seveyim ya. Şu alternatörü Peder Bey'e bir götürelim. Hadi. Lan. Ne yapıyor lan bu saatte burada? Tartışmaya gelmedim Tahsin. Yiğit. Git buradan. Bu işin her şeyi geride bıraktım ben. Anladın mı? Sıfırı tükettim. Sen istesen de istemesen de ben de bu işin içindeyim. Yiğit. Git dedim. Bak benden faydalan. Size çok yardımım dokunur. Hem olaylar değişiyor Tahsin. Hepiniz tehlikedesiniz. En büyük tehlike sensin lan. Senin ne yardımın dokunacak? Olsa olsa zararın dokunur. Bak bu işe dahil olabilmen için cesedimi çiğnemen lazım. Anlıyor musun? Cesedimi. Oğullarını kullanmıyorsun Tahsin. Kullan onları. Sandığından çok daha büyük bir potansiyelleri var. Her hafta bir siktir etmezsen rahat etmiyorsun zaten. Görüşeceğiz. Sen istesen de istemesen de bizim kaderimiz birlikte yazıldı. Kalözsüz hayatta olmaz. Evet beyler. Mutfak burası. Oranın gideri tıkandı. Abi gözünü seveyim. Burası bir kokudur ya. Sadece ben bir şey diyorum. Ben bunu mandıra falan mı işletiyorsunuz abi? Arkadaşlar çalışan mı? Yok. Arkadaşlar üniversite öğrencisi. Benim kiracılar. Çocuklar. Hadi kalkın bakalım. Bu ne lan? Bak ustalar geldi. Benim kaçmam lazım arkadaşlar. Çocuklar size yardımcı olur tamam mı? Arkadaşlar baytar mı olacak? Yok.
mühendis. Hadi kolay gelsin. Hoş geldiniz abi. Mutfak işte burası. Sen bir otur bakayım evladım. Ali Özdemir. Metin Özdemir. Oğlum siz nasıl bir hayvansınız lan? He? Bu nasıl bir pislik? Bu pislikte yaşanır mı lan? Bu mutfağın hali ne oğlum? Şu tezgahın haline bak. Deterjana küsmüş oğlum bu. Nerede ne okuyorsun sen bakayım koç? İstanbul Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bölümünde okuyorum abi. Yazıklar olsun lan senin okuduğuna. 4 yıllıksa iyi. 2 yıllıksa bak uyandırayım. Askerliğe uzun dönem yaparsın. Tövbe estağfurullah tövbe ya. Şu tiplere bak. Müptezel misiniz oğlum siz? Gözümden kaçmadı bak bu makarnaları. Makarna mı kaldı lan? Makarna ne lan? Allah Allah. Oğlum siz hiç utanmıyor musunuz lan? He? Utanma yok mu sizde? Hadi kendinizden utanmıyorsunuz. Eve gelip gidenden utanın lan. Bir tane kız girse buraya 3 günde tinerci olur. Çıkar lan. Ayıp. Abi biz zaten mühendislik öğrencisi olduğumuz için pek karı kız ortamımız olmuyor. Vallahi mı? Sıçacaksan söyle kenara çekilelim. Manyak mısın oğlum? Sıçacağım mı? Nasıl konuşuyorsun? Çoğumuz en son kadın gördüğümüz günü bile hatırlamıyoruz yani. 120 kişilik bölümde 230 tane erkek var. Öyle. Abi biz ilk üniversiteye falan gitmemişiz ya. Sen kör topal evlenip boşandın. Bu onu bile de çekmezsen. As. Bismillahirrahmanirrahim. Görüyor musun işte yumurtaların hepsi. Abisi bir saniye. Yumurtaların hepsi öyle çürükteymiş. Allah kabul etsin. Namaz mı kılacaksın? Kardeş bak namaz kılacaksan çok büyük hata yapıyorsun. Kıble bu tarafta. Gerçekten bak buna baktım. Usula bu. Mekke pazarından aldım. Her girdiğim evde de bakarım. Kıbleyi gösteriyor. Yanlış yapıyorsun. Şu taraf. Yok abi ben yoga yapacağım. Yap yap yoga yap sen. Ulan tam mühendis kafası çıktınız yemin ediyorum ben. Tango, yoga, salsa. Karı kız ayarlayacağım ayağına. Gitmediğiniz etkinlik yapmadığınız hobi kalmadı lan. O güzelim milongo gecelerini de içine ettiniz zaten ha. Ülke sizin yüzünüzden sanata hasret lan. Sanat gelişmiyor oğlum ülkede. İşte abisi bunlar ülkeye emanet edeceğimiz aydınlık yüzler. Bir de bize çok iyi tesisatçıdan mucit mi olur diyorlar. Aha bunlardan mı olacak mucit? Gözümden kaçmadı. Bu ne lan? Hanginiz başlık işletiyorsunuz? Söyleyin bayım. Bir de siz buna yüzünüzü sildiniz değil mi? Yazık. Abi biz istemez miydik kız arkadaşlarımız olsun? Birlikte gezelim, tozalım. Sırf onlardan utandığımız için bile olsa şu evi temizleyelim. Aynen. Üzerimize adam akıllı bir şeyler giyelim. Ama olmuyor abi, hiç olmuyor. Bunlar hep yokluk. Abi Allah'ını seversen gel işimizi gücümüzü yapalım, halledelim. Gidelim şu evden ya. Bu ne lan böyle? Babası ölse bu kadar üzülmez bu ya. Sapık! Sapık! Gençler. Mutfağı sadece yemek için kullanıyoruz değil mi? Aman. Oğlum şunu al da ellerin boş boş durmasın. Bir bokayarak. Hadi. Bak transa geçti. Omlet yapıyor. Baba. Motor pırlanta. Siktim seni aşınmaz abi. Kimi lan kimi? Senin aklın nerede oğlum? Ya abi bırak Allah'ını seversen ya. Her şeyi ayarladım baksana. Yakıt bağlantısı da tamam. Şişt. Motoru çalıştırayım mı? Stop start düğmesi bile var. Hey yavrum hey. Metin Özdemir. Hadi bismillah. Lan. 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 Niye çalışmıyor lan bu? Abi bize bozuk motoru mu getirdiler tamir edelim diye ha? Getiriyorsun tezgahın üstüne bırakmış bir de ne kadar anlamsız bir hareket abi. Niye getirdiler bunu? Haydi. Oğlum bunlar hakikaten motoru çalmışlar. Uyanmayalım diye de buraya getirdiler. Allah kahretsin lan. Abi dur dur bunlar şifre koymuşlar motora bak ondan çalışmıyor bak. Ne diyorsun lan? Ondan çalışmıyormuş abi. Vallahi mi diyorum? Evet. Maç kaç kaç olursa olsun kolatınca sevinen ülkeye gibi olduk yemin ederim ya. Bu nasıl bir şeydir oğlum? Elin hırsızı buraya şifre koymuş biz hala neyin sevincesindeyiz? Metin Özdemir. O ülkelerle hiçbir farkımız yok yemin ederim ya. Neydi onlar? San Marino, efendim, Liechtenstein. Sen bir tane söyle. He? Oraya vermiyor kendini Metin ya. O zaman bunun şifresi ne ki? Detona lan bu. Şükriye Hanım, paranın miktarı çokça büyük olduğu için önemli bir yere koyduk.
Elime değmedi, rahat ol. Bence en güvensiz yer o uçmuş. Malum pek bir gevşek. Daha az kullandığın bir yere tıkıştırsaydın, mesela baret takıp kafana koysaydın daha iyiydi. Neyse şimdi tabii zarflama verilir. Verince makbuz alıyor musun efendime söyleyeyim. Aldığımıza dair bir kağıt imza alıyor muyuz onları falan bilemeyeceğim. Ben sana böylece aidatı vereyim. Sen de şey yap ya. Affet, nafakayı diyecektim. Hiç denemedin bile değil mi? Hiçbir zaman sevmedin beni. Evlendiğimiz günle boşandığımız gün arasında hiçbir fark yoktu değil mi senin için? İkisinde de hiçbir şey hissetmedin. Hiç sevmedin beni Ali. Evet. İşte bu evetle evlendiğimiz zaman söylediğim evet arasında da hiçbir fark yok. Ben sevmiştim. Biz sen beni aldattığın için değil, beni ilk günden beri hiç sevmediğin için boşandık Ali. Sevmeye bile çalışmadığın için. Ben o zaman şu parayı sayayım. Parayı mı sayacağım? Sen madem bu duruma geldik, o zaman karakolda verdiğin para vardı ya. İnşallah sen onu hiç etmedin. 30 liradan bahsediyorum. Orası biraz eksik. Burada tam tamına 1470 lira para var. İyi say. 20 lira eksik. Nasıl olur ya? Ver bakayım. Vallahi eksik, 20 lira eksik. Bravo, doğru söylemişsin. Sen şunu al. Ben de biraz bozuk para vuracaktı. Ben sana onu vereyim. 9 lira eksik kaldı. Allah Allah. Onu da yarın dükkanın kasasından çıkartır veririm. Ne yapayım? Dükkanı mı açayım şimdi? Hayır, anahtar yok. Anahtar olsa vallahi onu açayım ya. O ne? O para değil mi işte? O ne? Ha, yok, bu benim değil ya. Bunu annem verdi. Annem mi verdi? Aslında vermiş de sayılmaz ha. Senin peşini bırakmam için balkondan bunu yüzüme fırlattı. Ona vereceğim. Sen şu mandalı al, kendisine ver. Bunu ben bizzat kendim vereceğim. O zaman ben artık eve gideyim. Git tabii, git sen, git git. Git, annenin iste 9 liramı. Bekliyorum ben burada, hadi. Tövbe estağfurullah. Sen hala ananla babandan para alıyordun değil mi? Ha? Ne olmuş ya? Arkadaş sürekli bir cenaz halindeler. Nasıl bir aile bu lan? Nafakamızda rezil oluyoruz ya. Kızlar sakın diyorum bak. Biz inin demeden inmek yok. Tamam abi. Allah Allah. Nerede lan bu adam? Neden bileyim oğlum? Aradığınız iyi teşhir anlaşılan ne diyor? Vallahi ben de anlamadım. O zaman biz bunları alıp gidelim abi. Adamı beklese miydik ki? Adam gelmeden bir şey yapmasak mı acaba? Hadi. Ya adam yok bir şey yapmasaydık ama neyse hadi. Edra, Feyza, yavrum yardım edin. Abi! Çabuk. Yavrum oradan kaldım. Evet. Alın bunu, alın bunu. Eda, Feyza. Eda. Ay canım. Kaldım. Tekme lan şunu. Tekme de dedim. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Kaldım. Kaldım. Talgat. Benden duymuş olma ama Metin'le Ali yeraltı dünyasında isim yapmışlar. Sezai, Ali ile Metin yeraltı furyasında film yapmışlar lan. Metin ile Ali kahvaltı kumpasında kilim yapmışlar. Metin ile Ali bankaltı civarında soygun yapmışlar. Metin ile Ali borla çalışan motor yapmış. Neymiş neymiş? Vallahi mı? Ya nereden uyduruyorsunuz bunu ya? Nereden anlıyorsunuz defa acaba? Metin ile Ali mafya olmuş, mafya. Ne boru, ne motoru? Allah Allah. Kahve kahve değil. Sırlar dünyası sanki. Anında okey. Hilmi okey'e ihtiyaç duymaz. Devam et. Dükkanı sizin yaktığınızı anlamayacak mı sigorta şirketi? Ya abisi biz öyle ilmek ilmek dokunmadan plan yapar mıyız ya? Bizim tesisatçının en büyük düşmanı kim? Hacı Şerif. Ona yaptıracağız. Nasıl plan? Şerif amca hayatta beceremez bu işi. Zaten 3 kuruşluk aklı var adamın. Onu da plan milan diye almayın bari. Ama ya Şerif amcanın böyle bir plandan haberi olmazsa? Daha iyi olur. Zaten iyice uyuz olmaya başladım. Ben o herife paradan pay da ister o. Ya öyle değil ya. Ya birisi hakikaten onu bu işe zorlarsa? Mesela benim gibi birisi. Onu kundakla şurayı diye tutarsa? İşte o zaman plan harika bir plan olur. Gördün mü bak? Kendini işin içine sokunca daha bir içselleştirdin planı. Aferin abisi. Beklediğimiz Özdemir hareketleri de bunlar. Bakayım. Okey, varım bu işe. Yarın gider Şerif amcayı
azmettiririm dükkanı kül ettirmeye. Este öre öre. Meri yiroka senere. Esomana kelere. Atriktesine meri kaskede. Gördün mü gerizekalı? Ben bir şey yapmadım. Hadi abisi kalk. Biz de gidelim. Tahsin Efendi ile Hamiyet Hanım'ı evden uzaklaştıralım. Hamiyet Hanım. Sorry, Hidup Kasri, how? Nasıl gidecek ben? Hidup Kasri. Hidup Kasri. Ha, where is Hidup Kasri? You wanna go to Hidup Kasri? I'm gonna help you, brother. Take this onion, keep it, don't bite, sikerim tatlım. I can break your bones, okay? It's mean, kırarım kemiklerini. Ne diyor lan? Hidup Kasri soruyor, şuraya yazıvereyim dur. Bak, I am writing here. How can you go Hidup Kasri? Okay? Allah. Now take this bak. Can you see this shop coffee kahve coffee. Ha. Go there, read this to other people. Okay? They say you how can you go Hidup Kasri? Ben bunu orada okuyacak. Yes. Onlar anlatacak bana. Allah'a zeka kalkmışım. Yes. Okay, all right. Go. Thanks. Where is onion? This is... Onion. Yeah. O Türkçeden gelme. Onion. Why onion? Onu yiyin. Onu yiyin. Okay? Hani yararlı. Onion. Hadi go. Onun dikine git. Hadi. All right. I keep... Okay. Thanks. Ne yapıyorsun oğlum sen ya? Abi, let's go to the needle of the silver of the home. Hadi gidelim. Hadi. Hadi. Allah Allah ya. Eşhedü enne ve ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed'e abdulu ve resulullah. Seyirciler hazır mıyız? Evet ya!